Hem sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Münsure Gökçe İnsan İçin Umut Derneği Başkanı'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkan, Mustafa Kurt aradı demiştik. Zamanında bir çöp derneğe yardım ettik ama ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Yaptığımız yardım ne amaçlı kullanıldığını nereden bilelim, bize bunu anlatsınlar değil mi? Belki yardım olacak, yardımcı olacak, yardım edecek. Tabii, şimdi ben size bunu başta söyledim Ali Bey. Şimdi tabii ki bugün ben olsam ben de aynısını söylerim. Ya benim de... Bundan çok karşılaşıyorsunuz. Evet, evet karşılaşıyoruz. Oluyor yani bu. Ya benim verdiğim gidiyor mu diye. Biz dedim, size bir örnek vermiştim ben. Bir vatandaşımız bağış yapmak istedi. Gidip gitmeyeceğini şey dedi ki, buyurun siz de bizimle gidin. Beraber gidelim. Tespit ettiğimiz yere beraber gidelim. Derim. Ve bizim girdiğimiz evde o kişi bu sefer o eve daha çok destek kurdu yazdı. Biz de diyoruz ki bize yardımları bize ulaştırmanıza gerek yok. Veya biz size verelim siz götürün diye bir şey yok bizde. Buyurun müsait olduğunuz bir gün ya ben bu kişiye yardım etmek istiyorum dediğiniz zaman sizlerle beraber o eve gidelim ve siz kendi elinizle verin. Çünkü bir insanı ikna etmek var. Bir de insanla beraber gidip o evi görmek var. Çok farklı bir şey. O yüzden de ben burada diyorum, sesleniyorum. İnsan için Umut Derneği içinde, bu umut yolculuğunda bizlerle beraber umut olmak isteyen kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin yardım, biz onlarla beraber gidip o evlere gireriz, gideriz beraber yardımımızı bırakırız, çıkıp geliriz. Bu sefer ne olur? Vicdanen biz de rahat ederiz. Ve o yardım yapan kişi de rahat eder. Bize verin veya bize ulaştırın, biz götürelim diye bir şey yok. Bizde öyle bir şey yok. Buyurun, gelin, hep beraber götürelim. Bakın, ben bunu bir geçen gün de tekrar aynen bir canlı yayına girdim, şey yaptım. Şimdi ben tekrar kuracağım ama şunu soracağım. Tabii ki biz bu projeyi yaparken çok zorlanıyoruz da. Ali Bey, yani zorluklar önümüzde oluyor. Çok engeller oluyor. Örneğin, biz bir panel yapmak için bize bir belediyenin veya bir bakanlığın bir kültür merkezini hazırlayacak. Ve biz o kültür merkezini alana kadar biz çok çaba çekiyoruz. Çok yani zorlaki bir şeyler oluyor bizde. Zorlanıyoruz diyorsunuz. Yani zorlanıyoruz. Mesela bir dilekçe verilir ve o dilekçe iki gün sonra o dilekçe ne olur? Onun başkan onaylar veya onaylamaz cevap gelir. Ve bizim panelimize bir gün kala sonra bize cevap geliyor. Olumlu ve olumsuz. Ve kalkıp üstelik o gün kültür merkezi için ücret istemiyor. Çünkü bu, şimdi bugün kadına şiddete hayır yapılan Konak Belediyesi'ne dilekçe verildi. Ve Konak Belediyesi'ne verilen dilekçe o zaman eski belediye başkanı vardı. Ve ne oldu? Bir gün kala panele bize cevap veriyorlar ve bu panel için ücret istiyorlar. Şimdi biz bunu ben ve ekibimiz bunu defalarca karşılaştık. Şimdi bugün Konak ilçesinde ben bugün sivil toplum örgütü ben bu paneli yapıyorsam ve o panele milletvekili katılıyorsa ve o panele belediye başkanı katılamıyorsa ve bu bilinçlendirme Konak veya diğer ilçelere aitse, senin vatandaşınsa, senin halkınsa ve ben sivil toplum örgütü olarak onayı bilinçlendirirsem, bu yere giriyorsam sizin benim yanımda olmanız lazım. Bize destek olmanız lazım. Yani biz tamam belediyelere müracaat ediyoruz ama acaba sonuç alabiliyor musunuz diye bir sorun bakalım. O önemli. Şimdi sonuç alamayınca ne oluyor? Bakın biz adına bir şey geldi ne dedik? Yarın öğleden sonra o çanta o kutası malzemesi gidecek dedi. Doğru mu? Şimdi bir söz vermek var. Bir de sözünün arkasında durmak var. Şimdi ben burada çıkıp canlı yayına çıkıp ya işte ben bunu yaparım, ben şunu ederim, ben bunu yaparım diye bir şey yok. Biz yapabileceksek adım atarız. Biz belediyelere müracaat ediyoruz. Bakın, 30 ilçe var. 30 ilçeden bir tek kapısını sonuna kadar bize açan, bize destek olan, her konuda bizim yanımızda bir tek bir belediye var. Kınık Belediyesi. Ve biz bu ayın 20'si Kınık Belediyesi bir projemiz var, onu da yapacağız. Ve biz belediye gittiğimizde kapı sonuna kadar açık bize. Ve biz seçim bittiği günden beri İzmir'in hiçbir belediye başkanından yardımı alamıyoruz. Ve şimdi şöyle bir şey var. Biz anlamadık. Ben belediyenin ismini vermeyeceğim. Kendim belediyeye gidiyorum. Ben de onu istiyorum. Kendim gidip istiyorum. Sekreter veremem, dönüşemezsin diyor.
Bazı belediye başkanlarının sekreteri zaten belediye başkanının belediye başkanı daha ileride. Yani çok yani kraldan fazla kraldan var yani. Şimdi şu var. Siz kimden ne kaçırıyorsunuz? Bugün ben sivil toplum örgütü olarak ben elimi taşın altına koyuyorsam ben bunu geçen gün bir şeyde de bir şey yaptım. Bugün benim Karabağlar'da, Karşıyaka'da, Bornova'da, Buca'da, Kınık'ta, Kemalpaşa'da, Menderes'te benim üç vatandaşım bana derin Limontepe'de bana şimdi şey yaptı. Bana üç vatandaşım bana ulaşıyorsa ve benim bu vatandaşım diyorsa ki bana umut ol ve ben belediyeye gidiyorsam ve belediyeye kardeşim bakın bu vatandaş zor durumda. Ve bu vatandaşa ben iki ekmek götürüyorum. Siz de var mısınız? Benimle bu iki ekmeği götürmeye var mısınız? Gidip söyleyecek açık kapı yok. Kapı kapalı. Evet, sekreterler yaşamazsınız bazı belediyelerde. Özellikle bir tane ben bir konuşsam. Bu gerçekten çok farklı. Kınıklar veya işte başka belediyelerde açar kapıyı ama İzmir'de bütün belediyelerin, belediye başkanlarının açacağına inanıyorum ama bazı belediye başkanlarının öyle sekreterleri var ki yani telefona bakan, kapıda işte bir masası olan, o kapıda derken onu küçümsemiyorum. Hayır, estağfurullah. İnsanları nasıl test ediyorlar ben biliyorum. Ben bizzat yani. Kendim şahidim. Evet, kendim şahidim. Belediyeye gittim evet. Evet. Bana söyledi şu. Görüşemezsiniz. Müsaade edin efendim, başkanım. Ben şahidim, ben yaşadım. Yani bana öbürüne yapıyorsa, galiba vatandaşı taklattırırlar, kapıdan hiç giremezler yani. Şimdi bazı belediye başkanları sekreterler için söylüyorum. Şimdi Ayten Bayındır aramış, Bayraklı Tepekule Mahallesi'nden adresini vermeyeceğim. Ben size bu notları vereceğim olsun. Kızımın eşi kızımı 27 Eylül 2010 tarihinde gecesi öldürdü diyor. İki çocuğu yetim kaldı. Durumu çok kötü. Çocukların yardıma muhtaç. Yardıma muhtacım. Ne olur yetişsin diyor. Ağlıyormuş telefonda. Şu anda Ayten Hanım böyle bir şey gelmiş. Bununla ilgili neler yapalım geçiniz? Gidebilecek misiniz? Tabii ki gidebiliriz. Ya böyle bakın bunları belediyelerin yapması gerekiyor. Bunları işte bazı fonların, bazı devlet kurumlarının yapması gerekiyor. Şimdi siz tabii ki bu program izlenen bir program. Bu programa katıldınız. Yarın bu ve buna benzer kişilerin, birçok kişinin şey olacak, talep olacak. İzmir'de de, İzmir'in dışında da, az önce söylediğimiz, biz başkan da söyledi, başkan yardımcımız da söyledi, İbrahim Kılıç. Biz sadece İzmir'de, İzmir'in dışına da, evet. Dışına da filan şeklinde bir şeyler söyledi. Evet. Bu anlamda bunları karşılayabilecek misiniz? Siz çıkmışsınız El Maydan'da ama yani vallahi, günde 100 kişi geldiği zaman, 100 kişi geldiği şimdi, zaman... Şimdi şöyle bir şey, biz bu Er Meydan'a çıktıysak, şimdi bu Er Meydan'a çıkarken de biraz yürek ister. Bizim böyle bir şeyimiz var. Sivil toplum örgütü bir aşk işidir, bir yürek işidir. Evet. Bende ve ekimde bu yürek var. Hı-hı. Biz bu Er Meydan'a çıktıysak, sonuna kadar biz bu Er Meydan'da gideceğiz. Hı-hı. İster ceketimizi çıkaracağız, ister cebimizi boşaltacağız... Ama biz bu vatandaşlara umut yolunda umut olacağız. Biz herhangi bir rant peşinde değiliz. Ve herhangi bir şey peşinde biz sadece umut için, umut yolculuğunda hep beraber umut olmaya çıktık. Süreçte belediye başkanları siz beni de aramıştınız. Benim aday adaylar benim önümde. Biz daha çok adaylık beni de aramıştınız. Belediye başkan aday adaylarıyla görüşmelerinizde, sonra aday olanlarla görüşmelerinizde, size ne gibi şeyler söylendi? Ben şu andaki durum nedir yani? Şimdi biz aday adayla, biz herhangi bir, yani insan için umut yani herhangi bir adayla bizzat gidip de görüşme, yani işte destek görüşmesi yapmak. Bize destek alın ve bize destek alın. Bizim ya tek adaylarımızda yardımcı olması adına, projeler arasında var mı diye. Sizin siyasi olmadığınızı anladık zaten programın başından beri. Onu anladık. Sizin şey olarak projeniz arasında insanlara ve insan için umut vermeyenle birlikte hareket edeceğiniz şeyler var mı diye gitmedi mi? O söylemeniz olmadı mı? Tabii ki oldu. Mesela biz gittik, aday adaylarına gittik. İşte bizim örneğin biz yoksul aileleri, tekstilin yoksul aileleri listelerini onlara verip
kendileriyle beraber bu yoksul insanların ihtiyaçlarını gidermek için biz aday adaylarında tabii ki destek. Evet. Biz bugün belediye başkanı hepsini herkesin destek istiyor. Yani destek istemek kadar şey yok. Biz destek istiyoruz ama desteğin sonucunu alamıyoruz. Hani be. O zaman ki aday adaylığı ve aday olduktan sonraki söylemleriyle belediye başkanı olduktan sonraki hayır, arada fark nedir? Fark nedir? Zaten bu dediği gibi siyaset söylerim geçer gider gibi oluyor. Ve hakikaten de öyle oluyor. Ve biz dedim ya bir tek belediyeleri değil. Bütün resmi kurumlar. Yani bütün resmi kurumlar hepsi biz sadece bunu istiyoruz. Lütfen şu kapılarınızı açın. Sizin aslında biz onların işlerini çok hafif yetiştiriyoruz. Eğer bilseler sizin, biz bütün 30 ilçenin bütün belediye başkanları bizzat ceplerini arıyoruz. Hem de normal tarafından arayıp sekreterlerinde her belediyede benim 7 tane randevum var. Her belediyede 7 tane ve hiç kimse dönmedi. Bu seçim süreci bitti. Ve hiç kimse dönmedi. Ebe mübarek bir kere dönün. Bu insan için umut vermeyi kim? Ne için bize randevu istiyor? Bir bırakın bir kapınızı açın. Bırak randevu almadan gidiyoruz kapısına. Sekreter görüşemezsiniz kendisiyle. Tamam görüşemezsek geri dönüp geliyoruz. O yüzden de belediye başkanlarından tek ricamız bizim. Biz insan için umut vermeyi olarak lütfen kapılarınızı bize açın. Kapılarınızı açın ki biz size, sizin ilçenizde olan vatandaşlarımızı size gösterelim. İhtiyacı olan vatandaşları size bildirelim. Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşları size getirelim. Ama bu yok. Yani bu şeyde bir türlü biz bunu belediyelerle bir türlü bunu kıramadık. Dedim de dedim. Hakikaten de gerçekten bize sonuna kadar yüreğiyle, kapısıyla ve bize bütün projelerimize destek olan bir tek bir belediye Kınık Belediyesi ve bu seçim boyunca bir tek Kınık Belediyesi'ne randevu alıp ve bir tek başkanla görüşebiliyoruz. Ve başkan bizim etkinliğimize katılıyor. Bakın Bornova'da yaptığımız etkinlik kimsesizlerin kimsesi olmak istemişsiniz adlı bir projemiz var. Evet. Bu neydi? Bu maalesef Soma'da hayatını kaybeden 301 vatandaşımızın ve bu 301 vatandaşın içinde 51 vatandaşımızın evet. 51 vatandaşımız neredeydi? Kınık ilçesindeydi. Ve 110 çocuk yetim kaldı. Ve bu 110 çocuk yetim kalan çocuk biz ne dedik dernek olarak? Arkadaşlar gelin biz bu bayramda o çocuklarımızın yanında olalım. Niye çocuklarımızın yanında olalım? Babaların baba acısını kimse dindiremez. Hiç kimse dindiremez. Ne yapalım? Biz alalım bayram kıyafetlerimizi ve gidelim. Bu çocuklarımızı ziyaret edelim. O gün bayramın birinci günü onlarla geçirelim. Ve çocuklarımızın gönlünü hoş edelim. Ve biz bunu yaptık. Ama ne oldu biliyor musunuz? Kınık Belediye Başkanı benim etkinliğime katıldı. Bornova Belediye Başkanı bizim etkinliğimize katılmadı. Davetiye gitti herhalde. Ben şunu söyleyeyim. Yani Bornova Belediye Başkanı da katılır. Bornova Belediye Başkanı bulunur da diğer dedim ya, Bornova Belediye Başkanı için oranın sekreteri açısın demeyeyim de bazen ulaştırmıyorlar. Yoksa Olgun Akila Sayın Başkan ben iyi tanırım. Böyle bir konuda duyarsız kalmayacağını biliyorum. Sadece ilgili kişiler ulaştırmamıştır. Ben Olgun Akila'nın avukatı da değilim. Evimden de değilim. Benim hepsi de konuğum da oluyor. Orada ulaştırmamışlardır. Belediye baş, tabii ki orada muhakkak notu ulaşmamıştır veya davetiye ama biz şunu söylüyoruz. Biz burada amacımız belediyeyi kötülemek veya bakanlıkları evet. Ve başkanlıkları veya kötülemek değil. Bizim amacımız bundan sonra lütfen bu programdan sonra gelin şu belediyelerin kapısını açın. Biz size bir sizin içinizde yaşayan vatandaşların biz size sorunlarını biz size anlatalım. Bir kere bizi dinleyin. Bir de bizi dinlemeyin. Biz zaten biz devinde de el meydanına çıktık. Biz belediye başkanı da yanımızda olsa gideceğiz. Bakanlık da yanımızda olsa gideceğiz. Milletvekilleri de yanımızda olsa olmasa da yine gideceğiz biz bu yola. Biz bu yola başımızı koyduk. Ama biz diyoruz ki madem bizim Kınık ilçesinde olmuşsa bu olay, Kınık ilçesi belediye başkanı bizi dinlesin. Bizi bir dinlesin. Ne var? Bu Kınık ilçesinde belki benim kaçırdığım bir ilçe vardır, kaçırdığım bir mahalle vardır.
Ve bakın işte vatandaşlar ulaşıyor. Konak belediyesi size yardımcı olur mu zaten belediye başkanı oluyormuş? Tabii ki. Konak belediye başkanı. Şimdi sosyal medyadan bir izleyicimiz soyadını vermeyeceğim yine. Derya Hanım aramış, soyadı da var. Eşim epilepsi hastası, %75 raporlu. Sizden eşim için iş istiyorum. Ben de 8 aylık hamileyim. Zor günler geçiriyoruz demiş. Onun da adresini vereceğim size. Ali Bey, şu anda size gelen bütün notları, bunu zaten sonra size gelen bütün notları, bütün adreslere gideceğiz. Hepsine gideceğiz. Ben ve ekibim hepimiz gideceğiz ve bu insanlarla biz diyaloğa gireceğiz ve bu insanlara ne gerekirse devlet kanalıyla, genel kanalıyla, bakanlık kanalıyla biz bu insanlara destek olacağız. Şimdi biz 2014 yılında size hemen bu birkaç projeyi söyleyeceğim. 2014 yılında belediye başkan aday adayları seçim döneminde dostluk, kardeşlik bir arada olmak için bir kahvaltı düzenledik. Hmm. Bu ne içindi? Bu aday adaylar İzmir'in aday adaylarıydı. Ve biz dedik ki aday adaylıktan önce, seçimden önce İzmir kazansın. İzmir kazanacak. Dostluk bir kahvaltısı. Nasıl olsun aday adaylar bizi kırmadan bütün aday adaylar, siz o zaman Ankara'daydınız maalesef. Hı-hı. Ve bütün aday adaylar bizim bu kahvaltımıza katıldılar. 7 rengi bir araya getirdik. Ve bu 7 rengi bir araya getirince de dostlukla, kardeşlikçe bir kahvaltı düzenledik. Ve 2014 yılında Ramazan ayına gelince de yine dar gerili 100 aileye gıda erzağı dağıttık. Bu şeyle. Ve Gazze'de maalesef o zamanlar destek amaçlı tam basın açıklamasına yürüyüş yaptık Konak Meydanı'nda. Ve şimdi bizim yaklaşık bu ayın 27'sinde Beyaz Ölüme Hayır adlı tekrar bir panelimiz var. Bunda klinik ilçesi. İzmir Tönel Diş Adamları Derneği, sonrasında Kurt'un başkanlığında, başkanı zaten. Buradan kendime selamlarımı gönderiyorum ve yönetim olmak üzere bu uyuşturucuya hayırla ilgili ciddi projeler var. Onlara diyorlar geçebilirsiniz. Çünkü geçen hafta bununla ilgili bir panel vardı. İstanbul'dan ve konuşmacılar vardı, psikologlar vardı ve profesörler vardı. Onlara da diyorlar geçebilirsiniz belediyelerle. Onlar istiyat olarak Hasan Bey, Hasan Küçükkurt. Temelde çalışma yapıyor. Belediye başkanları da vardı orada. Evet. Süremiz azalıyor. Bitmek üzere. Son olarak neler yapacaksınız? Son sözler. Şimdi bizim hemen ayın 27'sinde Beyaz Ölüme Hayır adlı bir projemiz var. Bu projemiz Kınık ilçesinde. Ayın 27'de öğretmenin evinde bunu gerçekleştireceğiz. Daha sonra da tekrar orada bir kıyafet dağıtımımız olacak. Tespit ettiğimiz evlere kıyafet dağıtımı olacak. Biz bir de Malazgirt'te bir kütüphane açtık. Ve bu kütüphanede İnsan İçin Umut Derneği ile Muş Malazgirt'te Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'nu kardeş okul yaptık. Ayın 30'unda, Ekim'in 30'unda Allah nasip ederse bu kütüphanemizi açmak için Malazgirt'e gideceğiz. Ve burada da ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'nun adında seslenmek istiyorum. Bu bizim çok istediğimiz ve hayal ettiğimiz bir projemiz. Ve bu projemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız bize destek olursa bu konuda çok mutlu olacağız. Doğu'da 25 çocuğumuzu batıya getirmek istiyoruz. İzmir'de bir hafta boyunca bu çocuklarımızı ağırlamasını... Onlar muhakkak gelsin ya. Efendim bakma Sayın Başkan. Oradaki çocukları getiren öğretmenler var. Biz onları da destekliyoruz, yapıyoruz da. Şu İzmir'de olup da denize girmeyen, denizi görmeyen çok insan var. Önce dediğiniz ya kapımızın önüne sıkıyoruz. Tabii ki onlar da bizim kardeşlerimiz, çocuklarımız, yeğenlerimiz. Onlar da bizim aynı bayrağın altında olan kardeşlerimiz. Onların akrabası olup da, burada İzmir'de olup da Limantepe'de, İşte Manavkuyu'da, öbür tarafta Güzeltepe'de, Yamanlar'da, Onur Mahallesi'nde, Şirintepe'de olup da daha ayağını denizin kenarına, kordona inmemiş insanlar var. Tabii ki biz oradakilerde bizim canlarımız, bunu Dikili Belediye Başkanı Sayın Osman Özgür yapmıştı bir dönem önce. İşte geldiler, biz destekledik, bizim
şeyden Muş'tan böyle okul müdürü aradı. Biz destekledik, getirdi o çocuklar gördü. Hayatında ilk defa deniz görüyorlar. Önce hani dedik ya, kar topunu olduğunuz yerden kapınızın önünü süpürerek büyütürseniz bu daha güzel olur diye düşünüyorum. Sana söylüyorum bunu, siz de bunu görüyorsunuzdur. Daha denize gitmemiş çocuk vardı. Evet, evet, İzmir'de olup da. Evet. Yani şu hemen bitişimizde Manisa. Bırakın Manisa'ya, İzmir'de gitmeyen çocuklar var. Görmeyen çocuklar var yani. Neredesin? İzmir'de yaşıyorum. Dediğiniz gibi yol parası yok ki aşağı insin. Ve sizin çalışmalarınızı kutluyorum, başarılar diliyorum. Aziz Koca Hanım da eminim ki size destek olacaktır. Duyarlıdır çünkü bu tür çalışmalarda. Sağduyuludur, yüreklidir, yapar, yapacağına da inanıyorum Aziz Bey'in. Tüm belediye başkanlarının yapacağına inanıyorum. Sistemli bir projeyle gidilirse, iyi bir projeyle gidilirse, İzmir'de sadece kınıf değil İzmir'in listesi, diğer belediye başkanları da bu işe karşı duyarlı olacaktır. Son olarak Karabağlar'da Zeynep Abidin Camisi'ni şu anda iki günden beri ben ve arkadaşlarım başladık. Caminin oranın şeyini yapıyoruz. Yani tazminatını yaptırmaya başladık. Neyin? Tazminatını. Evet, evet, caminin hakikaten bir cami dernekleri var hanımefendi, bakın. Yani orada da şu noktada bakın, cami tabii ki onlar da bizim ibadet yerlerimiz. Cami dernekleri var, oraya giden çok zengin insanlar var. Şu gariban çocuklar var yani, o Limontepe'de dedik az önce, bakın Tepekule'de var. Bence bunlara eğilirseniz, biz de ben de buradan destek oldum. 1,5 saat yüreğimi ortaya koydum. Ben programımın konseptini düşünen çıktım. Sırf sizin için 3-4 haftadır alacağız dedik. Programı alamadım. Hep benim konuklarım, belediye başkanları, yerel yöneticiler, milletvekilleri, genel müdürler, bölge müdürleri şeklinde. Ben sesinizi duyurmak için buraya şey yaptık. Tabii ki cami bizim ibadet yerimiz. Tabii ki onlar olacak. Oraya yapılacak çok insan var. Yani bana dedi ki umut olun çocuklara. O yüzden ben de umudun bir parçası olmadığına Sky TV olarak, Ege Meclisi olarak destek olduk. Tabii ki onlar olsun ama önceki projeleriniz bana göre çok garibanlar olsun. Şimdi az önce telefonla ağlayan hanımefendi, işte çocuklarım, işte torunlarım kaldı, kızım zaten öldü şeklinde söylüyor. Bunlar olursa biz Ege Meclisi olarak, egemeclisi.com, internet kasası olarak zaten destek verdik, daha önce de verdik. Her zaman yanınızdayız. Size başarılar diliyorum. Bir sonraki programlarda yine sizi konuk ederiz. Çalışmalarınızı her zaman destekleriz diyorum. Programın sonu geldi. Bitirmek durumundayım. Evet, evet. Ben öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz ve benim son sözüm sadece şu olacak. Buyurun. Gelin hep beraber umut yolunda insanlara umut olalım. İnsanlara tabii ki olalım. Hedef insan olmalı. Tüm hedef siyasetçilerin de. Bizim hedefimiz insan. Aynen. Tüm siyasetçilerin de. Şu anda işte kaymakamlığın, valinin, belediyenin, sosyal hizmetler, il müdürlüğünün, şehircilik bakanlığının, işte su, orman, su işleri bakanlığının hepsinin davası insan. İnsan. Evet, siz de bir sivil toplum örgütü olarak 63 kişi dediniz zannediyorum, öyle hatırlıyorum yönetimde. Yönetim benim 50 ve yönetimin kadın kolları var, genç evet. Kolları var ve 16'da komisyonu var. Evet, ben sizi kutluyorum bu anlamda. Gerçekten bu işi zamanla bu işe verip de işte karavanları mutlu edebiliyorsanız bu benim için ayrı bir yazdır. Çok sağ olun. Size Sky TV, TV ailesi olarak duyarsız kalmadık. Sizi konuk ettik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. Ege Meclisi'nin sonuna geldik. Programımızın tekrarı cumartesi saat 16.30'da olacak. Cumartesi 16.30'dan itibaren Sky TV ekranlarından Ege Meclisi'ni izleyebilirsiniz programımızı. Yarın öğleden sonradan itibaren de egemeclisi.com'da haber olarak ve programın tekrarı şeklinde izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'nin sundu.